zannediyorum cevap vereceksiniz, evet, değil mi? Sataşma var. Sataşma yok daha, olabilir şöyle, ama buyurun. Şöyle, ben tabii Sayın Sayamaz'ın baktığı cephe ile benim baktığım cephe çok farklı. Kendi açısından değerlendirmelerine saygı duyarım. Katıldığım yönleri var, katılmadığım yönleri var ama şuna karar vermek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bir genel başkan mı arıyor yoksa Tayyip Erdoğan'dan anahtar alacak olan bir isim mi arıyor? Lider nasıl bir şey biliyor musunuz? Lider kimdir? Lider 12 Mart'ta askerler bir muhtıra verdiler Süleyman Demirel'e. Ve Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri, Sayın İnönü de genel başkan. Ecevit dedi ki bu muhtıraya, bizim 12 Mart muhtırasına karşı çıkmamız lazım. Ve İnönü dedi ki ben karşı çıkamam dedi. Ecevit genel sekreterken dedi ki paşam görüş ayrılıklarımız var. Ayrıldı, istifa etti ve genel başkan adayı oldu. Süleyman Demirel 12 Eylül'de askerler yasakladılar, içeri aldılar. O yasaklara baş kaldırak geldi ve iktidar oldu. Bu anlatılanlar doğruysa o zaman keşke Özgür Başkan deseydi ki yani ben bu masalara katılmıyorum, bu 39'a katılmıyorum. Basarsın, verirsin istifasını, geçersin. İşte o zaman lider olursun. Bir liderin öyküsü bunu olacak. Diyor ki seçim kaybettiren kişi olmak istemedim diyor. Yok, yok öyle şey, yok öyle şey, yok öyle şey. Daha o öncelerden gidiyor. O masa 6 ay önce kurulmuş olan bir masa. Mesela ben o masada olsaydım daha tecrübeli bir isim olarak ben derdim ki masa tamam, birinci turda herkes adayını çıkarsın, ikinci turda zaten en yüksek oy alan aday oluyor. Ve o zaman daha büyük bir şans vardı. İkincisi 190.812 sandığın başına 190.712 sandığın başına adam koyamazsanız seçim almanız mümkün değil. Ne diyor adam? Oyların nasıl verildiği değil, nasıl sayıldığı önemli diyor. Ne demek istediğimi anlamaya çalış. Bu seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi kazandı. Anlamaya çalışın beni. Ben o gece bir tweet attım. Aynen şunu söyledim. Siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize diye. Onun için burada iyi bir genel merkeze ihtiyaç var. Önceki seçimleri de Kemal Bey kaybetmedi o zaman. Yani ondan önceki seçimleri de Kemal Bey kaybetmedi. Şimdi hep şöyle, şöyle Sayın Saymaz. Senin sağlığın, saatinin çok iyi olduğunu görüyorum. Erzincan balığı. Tulum peyniri. Tulum peyniri, evet. Çok formlu olduğunu görüyorum. Sana Erzincan tabiriyle şöyle cevap veririm soruya. Ya tavuk suyu içer Allah'a bakar. Adamın yaptığı hep olumsuzlukları söyleyeceğini, büyük şeyleri kazandığını niye söylemiyorsun? Söyledim ama şunu söyleyeceğim. Bugüne kadarki genel seçimlerde, yaklaşık 10 civarında genel seçimde hepsini kaybetti. Aslında hepsini kazanmıştı fakat o kaybetmedi, öyle mi? Şöyle demek lazım, şöyle demek lazım. Kemal Bey'in de bir şanssızlığı şu. Genel başkan olduktan sonra Sayın Deniz Baykal'dan bir partiyi devraldı. Her bir senede bir seçime girdi. Bir senede bir seçime girdi. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu bir takım oyunu. Başarı üç şeyden geçiyor. Lider, kadro, proje. Lider iyi bir kadro kuramazsa bir şey yapamaz. O kadro iyi bir proje üretemezse de bir şey yapamaz. Ben şu anda CHP Genel Merkezi'nde bir kadro eksikliğini geçmişten beri görüyorum. Siyaset bilen, siyasetin içinden gelen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini çok iyi bir şekilde özümsemiş kadroya ihtiyaç var. Ben öyle kadro istiyorum ki halkçı Ecevit dediği zaman yıkacak ortalığı. Yani Ecevit geliyor dediği zaman ortalığı yıkacak. O havayı, o enerjiyi yakalamak lazım. Şöyle bir şey yapmak lazım. Bu şöyle bir şey yapmak lazım. Siz meclise gündem dışı konularda, kanun tekliflerinde, soru önergelerinde, plan bütçe komisyonunda istediğiniz en güzel konuşmayı yapın. Ahaliyi peşinize takamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Evet. Ama benim bugün buradan mutlu olduğum yan şu, bir kavgasız, gürültüsüz, bir demokratik platformda giden bir şey. Bana da düşen, bana da düşen, bu kadar tecrübeden sonra bana da düşen bir olay, o da şudur. Ya diyelim ki biraz sonra Sayın Kılıçdaroğlu kazandı. Gider konuşurum kendisine, öneririm. Öbür listede olan arkadaşlardan da birkaç arkadaşı alıp ona göre bir dengeyi kurup pazartesi günü, salı günü grup toplantısına giderken Özgür Başkan'la, efendim Ali Mahir Başarır'la, diğer başkanlarımızla beraber el ele, kol kola ve omuz omuza
O gruba ben arzu edelim ki girilsin. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu gerektirir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de bunu bekler. Ötekisi olmayan bir anlayış Türkiye'de diyorsak, partimizde de ötekisi olmayan bir anlayışı inşallah sağlayacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son kez bir masaya vurun da şey... Şöyle. O masaya vurmak için İsmail Saymaz önümüzdeki günlerde bir konuşacağım. O benim tepemi attırması lazım ki o enerjiyi benim mutlaka yakalamam lazım. Bir de son bir soru sormak istiyorum. Çok dikkat çeken bir fotoğraftı bugün. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkarken arkasında oğlunuz vardı. Yanında. Siyaset? Ne oluyor? Şöyle. Emir Sarıgül aday mı? Bir doktorun oğlu doktor olabiliyor. Bir avukatın oğlu avukat olabiliyor. Bir mühendisin oğlu mühendis olabiliyor. Bir siyaset adamının oğlu da başarılıysa, çalışma yapabiliyorsa bu babadan olan geçen bir şey değil yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kaçıyor. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Sarıgül katıldığınız için.